Hiçlikin Kaisa olarak bilinen gözü kara avcısı hakkında en ilgi çekici şey, hayata gözlerini hiç de ilginç olmayan bir şekilde açmış olması. Ne nesiller boyu süren savaşlara güçlük çekmiş bir savaşçı kabilesinden geliyordu, ne de Shurma'nın altın çağında dolaşan, tahayyül edilmez dehşetleri alt etmek için uzak yerlerden çağrılmıştı. O, sadece güneyin acımasız köllerini kendilerine yuva bellemiş, sevgili bir anne babanın kızıydı. Burada gündüzleri arkadaşlarıyla oynar, geceleri ise dünyadaki yerini merak ederek hayallere dalardı. 10. yazına geldiğinde genç Kaysa'nın kaderi sonsuza dek değişecekti. Eşi biraz daha büyük olsa belki de köylerde baş gösteren satış olayların biraz daha farkına varabilirdi. Etrafta dolaşan ve aşağılardaki karanlık güçler için adak isteyen yabancılardan dolayı annesi her gün onu evden çıkmamasını sağlık veriyordu. Kaysa ve arkadaşları olanları ciddiye almaya dursun, akşamın birinde müşebbe çobanlardan alınmış bir alı dolusu adaklı keçiyle karşılaştılar. Babasının ona 8. doğum gününde verdiği bıçağı kullanan Kaysa, hayvanların iplerini kesti ve onları yakınlardaki bir kayana doğru özgür bıraktı. Bunun zararsız bir eşek şakası olduğunu düşünmüştü. Oysa akıl almaz bir şey gerçekleşti. Zemin sarsılmaya, gökyüzü ışık patlamalarıyla alev alev yanmaya başladı. Çocuklar canlarını kurtarmak için kaçışıyordu. Hiçlik uyanmıştı. Devasa bir yarıkla ikiye ayrılan kaya yatağı, Kaysa'nın köyünü ve içindeki herkesi yuttuğunda yere yalnız gece kadar kara, çarpık tutunlarla direk deşik olmuş kumlar kaldı. Kaysa kendine geldiğinde yerin altında mahsurdu. İlklerine işleyen bir korkuyla doldu. Ama hayata kalan diğerlerinin uzaklarda da olsa feryatlarını duyuyor ve umudunu kaybetmiyordu. Zıl sesler birbirini çağırıyor, isimler diğer mantara gibi sıra tekrarlanıyordu. Üçüncü gün geldiğinde geriye kalan tek ses kendisininkiydi. Arkadaşları ve ailesi artık yoktu. Karanlıkta yapayalnızdı. Her şeyi kaybettiğini düşündüğü an ışığı gördü. Onu takip etti. Yol boyunca tek tük yiyeceğe rastladı. Çöküntüden geriye kalan moloz yığının arasında yırtık pırtık kırbalar, yürümüş çekterler ve açıktan ölmesine engel olacak kerçöp vardı. Yine de bir süre sonra açlık yerini tekrar korkuya bıraktı. Kendini engin bir yer altı açıklığında buldu. İçerisi dünya dışı mor bir parıltıyla aydınlanıyordu. Ve Kaysa artık yalnız olmadığını fark etti. Derinlikler etrafta sıçrayan yaratıklarla dolu taşıyordu. Onun için gelen ilk yaratık kendisinden daha büyük değildi. Bıçağını iki elle sımsıkı tutan Kaysa kendini savunmaya hazırdı. Kişik teşhidi onu yere devirirken genç kız bıçağını yaratığın atan kalbine sapladı ve ikide bir iki derinliklere yuvarlandı. Yaratık görünürde ölmüştü ancak tuhaf derisi Kaysa'nın kolundaki tutunuyordu. İzlini karıncalandıran bu koyu kabuk, kokuruluğundaysa çelik kadar sertti. Kaysa paniğe kapılarak onu vücudundan sökmeye çalıştığında bıçağı kırıldı. Yine de daha büyük yaratıklar geldiğine kaçırmak için onu kendine kalkan etti. Kısa sürede bu kabuğun bir parçası haline geldiğini fark etti. Hayatta kalmak için verdiği mücadelelerde günler günleri kovalayıp yıllar yıllar uzalırken ikinci derisi ve kararlılığı onu birlikte büyüdü. Şimdi yalnız umudu değil bir planı da vardı. Mücadeleyi bırakma, hayatta kal. Geri dönmenin yolunu bul. Bir zamanların korkmuş kız çocuğu değişmişti. O, hayatta kalmıştı. Ve artık hiçbir şeyden korkusu yoktu. Av, avcıya dönüşmüştü. Neredeyse 10 yıl boyunca iki dünya arasında yaşayarak onların birbirinden ayrı tutmanın savaşını verdi. Çünkü güçlüğün açıklığı yalnız Shurma'daki dağın köylerini değil, Rotera'nın tamamını tüketmek istiyordu. Bunu izin vermeyecek. Sayısız ışık yaratığını öldürmüş olmasına rağmen koruduğu insanların pek çoğunu kendisinde bir canavar olarak göreceğini biliyordu. Gerçekten de insi bir efsaneye dönüşmeye ve lanetli hikayelerin kadın dehşetlerinden biri olarak alınmaya başladı. Ama anlıkların isim Kaysa değildi. Kaysa.